Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Borcam'da yapılabilecek nefis bir tatlı tarifim var. İncirli muhallebili kek yapacağız. Bu tarifle birlikte Borcam tatlılarının servis tabağına düzgün bir şekilde çıkarılabilmesine yönelik ufak bir püf noktası da öğrenmiş olacaksınız. Şimdi tarifin yapımına geçiyorum. Ön hazırlık olarak 6 adet kuru inciri ılık suda 5 dakika kadar bekletelim ki incirlerimiz biraz yumuşasın. Yumuşayan incirlerin sap kısımlarını kopartalım ve videoda gördüğünüz gibi minik küpler halinde doğrayalım. Doğranmış olan incirleri bir kaba aktarıyorum. Ve üzerine bir tatlı kaşığı dolusu un serpiyorum. İyice karıştıralım ki un bütün incirlere temas etsin. Bu işlemi incirlerin kekin içerisinde pişerken dibe çökmemesi için yapıyoruz. Bütün kuru meyveli keklerde yapılması gereken bir işlemdir. Ön hazırlığımızı tamamladık. Artık kekin yapımına geçebiliriz. 3 adet orta boy oda sıcaklığında beklemiş yumurtamızı çırpma kabına aktaralım. Ve üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave edelim. Bütün tariflerimde kullandığım bardak tipi herkesin evinde bulunabilecek 200 milimlik klasik bardaktır. Şeker eriyip yumurtanın rengi açılana kadar mikserin en yüksek devrinde 5 dakika kadar çırpalım. Bu kıvama erişmiş olması gerekiyor yumurta ve şekerin. Artık sıvı malzemeleri ekleyebiliriz. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı oda sıcaklığında beklemiş süt. Bu iki malzemeyi ekledikten sonra mikserle 5-6 saniye kadar çırpıyorum. Yarım su bardağı iri öğütülmüş ceviz ve 1 çay kaşığı tarçın ilave ediyorum. Ve 2 su bardağı elenmiş unumu ilave edip çırpma işlemine devam ediyorum. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozunu da ilave edip malzemeler birbirine iyice karışana kadar mikserin düşük devrinde çırpalım. Ve en son unladığımız incirleri ilave edelim. Artık bu aşamadan sonra mikser kullanmayacağız. Bir spatula yardımıyla kek harcını alttan üste doğru karıştıralım. Büyük boy dikdörtgen borcamı margarinle yağladım ve oluşturduğum kek harcını borcama aktarıyorum. Spatula ile kek harcını düzgün bir şekilde borcama yayıyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik altüst ayar fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirmeye bırakıyorum. Kekimiz fırında pişerken biz o arada kremasını hazırlayalım. 1 kilo süt, 2 yemek kaşığı tepeli nişasta, 2 yemek kaşığı tepeli un ve 6 çorba kaşığı şekeri pişirmeden evvel iyice çırparak karıştırıyorum ki pişme esnasında bir topaklanma olmasın. Evet, kremamız artık yavaş yavaş kaynamaya başladı.
kıvamı çok yoğun değil, göz göz olup fokurdamaya, kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha kaynatıp bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. Tereyağını ilave ettikten sonra ocağımızın altını kapatalım ve tereyağı iyice eriyene kadar karıştıralım. Daha sonra kremamızın ılıması için onun soğumasına müsaade edelim. Krema ılık haldeyken bir poşet sade krem şanti ekliyorum ve mikserle 2-3 dakika kadar çırpıyorum. Krem şantiyi ilave ettikten sonra kremanız daha da yoğunlaşacak. Dokusu böyle köpük köpük harika olacak gerçekten. Bu kremayı tüm borcam tatlılarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kekim pişti. Fırından çıkardım ve 5 dakika kadar ilk sıcaklığını atması için beklettim. Şimdi kekimizin üzerine dökeceğimiz sosunu hazırlayalım. 2 su bardağından birer parmak eksik, ılıktan birazcık sıcak su kullanıyorum. Bir yemek kaşığı granül, suda eriyebilen bir kahve. Bu Nescafe ya da Jacobs, istediğiniz herhangi bir marka olabilir. 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Şeker ve kahvenin erimesi için karıştırıyorum. Toplamda kullandığım su 1,5 su bardağından birazcık daha fazla. Çünkü ben kek tabanını biraz ıslak seviyorum. Eğer siz daha az nemli bir kek tabanı olsun isterseniz kullandığınız su miktarını yarım su bardağı kadar azaltabilirsiniz. Bu arada çok baskın bir kahve tadı yok. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Ve gerçekten çok yakışıyor bu tatlıya. Kekimiz sosunu iyice çektikten sonra hazırlamış olduğumuz muhallebiyi kekin üzerine döküyoruz. Ve her yerini eşit olacak şekilde düzlüyoruz. Özellikle böyle bir spatulanız varsa bu konuda çok başarılı oluyor. Kremanız tatlınızın her yerine eşit bir şekilde yayılır. Buzdolabında en az 4-5 saat kadar tatlımızı dinlenmeye alıyoruz. Evet, tatlımız buzdolabında 4-5 saat kadar dinlendi. Hatta bir gün önceden yapabilirsiniz bu tatlıyı. O zaman çok çok daha iyi olur. Ben üzerine bol bol Hindistan cevizi serpiyorum. Ama siz isterseniz üzerine toz Antep fıstığı, fındık, ceviz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Şimdi tatlımızı düzgün bir şekilde kesip borcamdan çıkartmanın püf noktasını vereceğim. Tatlıyı kesmeden önce bıçağınızı ocakta 1-2 dakika kadar iyice ısıtın. Ve tatlınızı tek hamlede kesin. Bıçakla kesim yaptıktan sonra mutlaka bıçağınızı selpakla temizleyin. Daha pürüzsüz bir şekilde tatlınız borcamdan çıkacaktır. Bu tarif yaklaşık 15 adet porsiyon ölçüsüdür. Kalabalık misafir gruplarınızda gerçekten yüz artan bir tariftir. Ben üzerine şöyle birazcık da toz Antep fıstığı serptim. Şimdi tatlımın dilim halini sizlere yakından göstereceğim.
Bakın tatlıyı çıkarttım. Hiçbir şekilde keki, kreması parçalanmadı, dağılmadı. Şimdi iç dokusunu da yakından göstermek istiyorum. Gerçekten hem çok lezzetli hem de çok hafif bir tatlı. Özellikle incir ve cevizi bir arada sevenler için kesinlikle denenmesi gereken bir tarif. Tarifimle ilgili tüm soru, görüş ve önerilerinizi bana yorumlar kısmından iletebilir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Başka tariflerimde görüşmek üzere, hoşça kalın.